Şimdi gelelim bizim son başlığımıza. Sened ve metni birlikte ilgilendiren ortak ıstılahlar. Yazalım şöyle. Sened ve metni ilgilendiren ortak ıstılahlar. Yani hem sened ile alakalı hem de metin ile alakalı. Yalnızca senet ile alakalı olanları, ravi ile alakalı olan ıstılahları gördük. Metin ile alakalı ıstılahları gördük. Şimdi hem senet hem metni birlikte ilgilendiren ıstılahlar. Bunlar muttarib, mudraj, maklub, mubham, muallel. Bunları göreceğiz şimdi. El-hadithul muztarib, muztarib hadisten başlayalım. El-hadithul muztarib. Yani ızdıraplı hadis bu. El-hadithul muzdarip. Muzdarip hadis. Şimdi demin birbirine aykırı hükümler taşıyan hadislere çeşitli isimler verildiğini konuştuk. Bu tür hadislerin her ikisinin ravisi de sika. Fakat biri diğerinden daha güvenilir ise bu durumda daha güvenilir olan ravinin rivayetine mahfuz, az güvenilir olan ravinin rivayetine de şaz dedik biraz önce. Yine hatırlayacağınız üzere muhalif rivayetlerden birinin ravisi zayıf, onun rivayetine münker, karşıtına da maruf demiştik. Bu tür muhalif hadislerden mahfuz ve maruf olanlar, dedik ki bunlar tercih edilir, kullanılır, itibar edilir. Şaz ve münker olanlar ise terk edilir. Eğer birbirine aykırı düşen hadislerin her ikisinin de ravileri aynı derecede güvenilir ise ne olacak? Yani biri diğerinden daha güvenilir olduğu zaman daha güvenilir olanı alıp mahfuz diyerek, az güvenilir olanınkini şaz diyerek atıyorduk bu rivayetler. Çünkü birbirine aykırı, her ikisini aynı anda alıp her ikisini aynı anda kullanmak mümkün değil. Birinin dediğine diğeri daha farklı veya aksi bir şey söylüyor. Ancak eğer ravilerin güvenilirlikleri eşdeğer olsa, birini diğerine tercih edemeyecek bir duruma kalsak, o zaman ne olacak? İşte o zaman o hadis muzdarip hadis oluyor. Demek ki şaz ve mahfuz ayrımına bizi götürebilen şey mahfuz rivayetin ravisinin daha güvenilir olması. Ama daha güvenilir olmasa da şaz ravinin rivayetiyle aynı güvenilirlikte olsa, her ikisini birlikte alamayacağımıza göre birini de diğerine tercih edecek bir ravide güvenilirlik açısından fark bulamadığımıza göre ne yapacağız? O zaman tevakkuf ediyoruz. Yani duruyoruz. Bu iki hadisi de muzdarip ilan ediyoruz. Diyoruz ki bu ızdırap içerisinde ne o tarafa ne bu tarafa böyle titreşim halinde kalmış olduğu yerde kullanılabilecek duruma da, yani hangisi ikisinden hangisini tercih edelim seçemiyoruz. Ravilerin ikisi de aynı güvenilirlikte. O bakımdan bu hadis eğer bir tercih yapabilecek bir durum her iki ravi arasında mümkün olmadığı takdirde muzdarip olarak kalır. Dolayısıyla bu tarife göre muzdarip hadiste iki öge arıyoruz. Bunlardan bir tanesi muhalefet, ikincisi ise aralarında tercih
yapamamak. Birbirine muhalif iki hadis, aralarında da tercih yapamıyoruz. Çeşitlerine bakalım. Izdırap hadisin bazen senedinde, bazen metninde, bazen de her ikisinde birlikte olabilir. Ama ancak senedi muzdarip olması, yani sadece senette ızdırap varsa, biz artık o hadise komple muzdarip diyoruz. Yani senedde, metninde o hadisin muzdarip oluyor, itibar etmiyoruz. Çünkü hadisin metni senediyle kaim. Senet muzdarip ise o zaman yani metinleri kullanabiliriz gibi bir şey aklınıza gelmesin. Senedi muzdarip olan hadise bir örnekle devam edelim. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsnat kısmını yazamıyorum çünkü isnattaki durumlar o kadar karışık ki, yani bu ızdırap içinden çıkılamaz bir durumda. Hepsini ayrı ayrı yazsam kağıtlar yetmez. O yüzden direkt buradan muallak olarak girdim. Önceki konulardan hatırlarsınız. Zaten hocamız da öyle yapmış. Şeyyebetni hudun. Umarım dişleri doğru açmışımdır. Şeyya bet ni. Şeyya bet ni. Bir tane fazla açmışım. Şeyya bet ni Hudun ve ahavatuha. Hud ve kız kardeşleri, yani ve onun gibi olan sureler. Beni ihtiyarlattı. Şeyyebetni hudun ve ahavatuha. Şimdi bu hadis hakkında Darakutni özetle şunları söylüyor. İshak es-Sebi'den rivayet edilen bu hadisin isnadı hakkında 10 farklı görüş var. Hadisi bazıları mürsel, bazıları muttasıl, bazıları Sa'd bin Ebi Vakkas'ın, bazıları Hazreti Ayşe'nin, bazıları da Hazreti Ebu Bekir'in müsnedi olarak veriyorlar. Bir yerde de Ebu İshak artı Ebu'l Ehvas İbn Mes'ud isnadıyla rivayet ediliyor. Hadisin ravilerinin hepsi sıka olduğu için aralarında tercih yapma imkanı yok. Yani bunlardan hangisini ele alıp diğerlerinden vazgeçeceğiz. Hepsinin ravileri sıka, aynı düzeyde güvenilir raviler. Dolayısıyla rivayetler arasındaki çelişkiyi gidermek imkansız gözüküyor. Bu bakımdan hadis muzdarip olarak kalıyor. Metni muzdarip olan bir hadis görelim. Haddesana Muhammed ibn Ahmed. Haddesana Muhammed ibn Ahmed. حدثنا الأسود بن عامر حدثنا الأسود ابن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن
عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة. Ben sordum diyor. Yahut سئل النبي صلى الله عليه وسلم. سألت النبي diye İhtisar edelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ani zekati. Zekat hakkında sordum. Fekale. O da buyurdular ki inne fil mali lehakkan siva zekati. İnne fil mali lehakkan siva zekati. Malda zekattan başka da hak vardır. Bu bir rivayet. Bunu elimizde tutalım. Diğerini yazalım. Haddesena Ali ibn Muhammed'in حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة هنا عن أبي حمزة عندك عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته duymuş onu. Kimi kastediyor? تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول
diyormuş ki لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَ الزَّكَاةِ Bu kez tam tersi oldu. Malda zekattan gayrı bir hak yoktur. Halbuki demin ele aldığımız rivayette yine Fatıma binti Kays'ten gelen rivayet orada inne fil mali le hakkan siva'z zekati. Malda zekattan gayrı da hak vardır. Yani sadece zekatını verince tamam mal üzerinden yapmam gerekenler bitti. Cenab-ı Hakk'a karşı infak yükümlülüğüm tamamlandı. Düşünemezsin. Malda zekattan gayrı da hak vardır diyen bu hadis. Diğeri ise leysa fil mali hakkun siva zekati. Malda zekattan gayrı bir hak yoktur. Yani zorunlu olarak. O isterse başka şeyler yapar yapmaz ayrı konu ama böyle bir zorunluluk hak olarak, ödev olarak onun bu malından vermesi, zekatını verdiyse tamamdır anlamına mealen gelen bir rivayet. Dolayısıyla aynı rivayetin birbiriyle çelişen iki versiyonu ile karşı karşıyayız. Ravileri güvenilir olduğu için aralarında tercih yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla hadis metin bakımından muzdarip sayılmış. Ancak bu muzdarip örneği bazı alimler itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu hadis aslında muzdarip değil. Nasıl itiraz ediyorlar? Diyorlar ki burada şu raviler arasında bulunan Ebu Hamza, yani şu kişi, demin dikkat çekmiştim, her iki hadisin de ravisi. Bu ravi aslında zayıf bir ravi. Dolayısıyla hadis öylesi de böylesi de, her ikisi de Ebu Hamza'ya itimat ettiği için, bakın burada da var. Dolayısıyla hadisin kendisi zayıf. Bu anlamda bu örnek bir muzdarip hadis örneği olamaz düşüncesindeler. İşin doğrusu aslında haklılar da. Çünkü her iki rivayetin damar yolu, esas yolu üzerinde bulunan bir ravi zayıf ise o ravi zaten zayıf demektir. Yani böyle bir rivayette Muhammed bin Ahmed'in güvenilir, Ali bin Muhammed düzeyinde güvenilir olması, dolayısıyla da bu iki rivayetin birbirine zıtken eşdeğer güvenilir raviler üzerinden bize geliyor diye muzdarip ilan etmemiz zor. Çünkü ondan önce her iki isnat yolunun üzerinden geçtiği Ebu Hamza zaten zayıf bir ravi. Dolayısıyla da hadis esasen kökten zayıf. Öyle bir muzdarip örnek, muzdaribe bir örnek değil demişler. Bu da onların diğerlerinin itirazı. Peki, muzdarip hadisin hükmü konusunda ne diyebiliriz? Muzdarip hadis, yani birbiriyle bu çelişik görünen hadis, eğer ki aradaki durum tercih edilemez durum aşılamıyor ise, ravilerin güvenilirlikleri eşdeğer kalıyor ve her iki rivayeti birini diğerine tercih edemeyecek durumda çaresiz kalıyorsak her iki rivayetten de birlikte vazgeçilir. Her ikisi de zayıf ilan edilir. Çünkü bununla amel etmek o esnada güç görünüyor.